Hocam öncelikle odak noktamız bu kamp sezonu olacak ama kısaca bir geçtiğimiz sezonu değerlendirebilir misiniz? Aslında çok da böyle geriye dönük konuşmayı çok sevenlerden değilim. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var biliyorsunuz. Dün dünde kaldı cancağızın bugüne bakmak lazım diye. Dün sadece yaşadıklarımız sıkıntılardan, yaşadığımız ne varsa bunu iyiye çevirmek için mücadele edeceğimiz bir sezon olacak. O yüzden de geçmişte sadece aldığımız dersler var. Ve inşallah da bu sene o aldığımız ve çıkardığımız derslerin sonucunda da bu sene çok daha farklı, çok daha kaliteli bir takım halinde olmaya gayret sarf edeceğiz. Hocam Bolu kampından önce ilk kampımız bugün sonlanıyor. Evet. İlk kamp sizce nasıl geçti? Takımın seviyesi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Biz aslında bu kamp boyunca ben hep geldiğimden beri ifade etmiştim. 3 sene önce de ifade etmiştim. Kastamonu bana göre kamp yerlerinin en güzeli. Kamp yerlerinde bana göre görülen en güzel havalardan bir tanesi diye bunu ifade etmiştim ama daha sonra benden sonra da bazı teknik adam veya üstatlarımız bunları kullandı. Aslında görüşler ne kadar ortak olduğu, ne kadar doğru olduğu bir kez daha ispatlanmış oldu. Ben bu konuda çok güzel bir dönem geçirdiğimizi ve bu dönem içerisinde sadece kendi takımımızla yani mevcut geçen seneden tuttuğumuz oyuncularla değil, görmek istediğimiz, denemek istediğimiz, denediğimiz birçok yerlerden birçok oyuncuları değerlendirme şansı bulduk. Ya bunların içinden oldu, olmadığı, bunları altyapıya gönderdiklerimiz olduğu, yani altyapımızı biz de bu sene çok daha iyi bir hale getirmek için mücadele verdiğimiz için altyapımıza da yönlendirmeye çalıştığımız oyuncularımız oldu. Ve böyle bir süreç geçirdik. Bu bir sürecin sonuna geldik. Allah kısmet ederse yarın kampın son günü. Ve bu yarın kampın son gününde de belirleyeceğimiz bir kadromuz var. Ve bu kadromuzla birlikte Bolu kampına ayın 3'ünde başlayacağız. Ve bu başlangıç bizim için de oradaki ikinci etap çalışmalarında çok daha hem ağır bir tempoda olacak, hem özel maç konusunda yoğun bir tempo halinde geçecek, hem de oluşturmak istediğimiz kadromuzu teker teker transferlerde yaparak, çünkü takdir edersiniz ki bu sene maalesef bazı takımların, bazı kişilerin piyasayı çok değişik bir şekilde yönlendirmesiyle birlikte inanılmaz kötü bir finans durumuna geçti herkes. Ve bu konuda da ben maalesef üzülerek söylüyorum. Futbolu ve Türk futbolunu ellerinden geldiğince batırmaya çalışan insanların varlığından oluşan bir gruptu. Hiç kimse bana katkı sağlamayı, şampiyon olmayı falan düşünmesin. Bana öyle söylemesin, öyle gelmesin. Biz şampiyon olmak istiyoruz demesin. Bir takım 17-18 tane transfer yaparsanız batışını ve kulüplerin batışını bugün itibariyle de belki görmezsiniz ama ilerleyen dönemlerde çok net görürsünüz. O zaman o da Türk futboluna büyük zararlar verdiğini hepimiz tanık oluruz. Ama tabii o insanların hepsi günlük yaşantılarla yaşıyorlar. Çünkü bugün isimlerini duyurup yarın bize ne deyip kaçıp gidecek insanlar. Ama biz 45 senedir Türk futbolunun içinde olan insanlar hep bu işkenceyi, bu acıyı, hep bu önce kulüpler yaşasın mantığını düşünmekten ve bunun mücadelesini vermekten vazgeçmedik. Ve bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Ama dediğim gibi günlük yaşayan bazı insanlar bugünü kurtarmanın peşindeler, bugün isim yapmanın peşindeler, bugün kariyer yapmanın peşindeler. O da bu maalesef yaşayan şehirlere var olan geçmiş backgroundlarında süperlikler görmüş takımlara bence çok önemli zararlar vererek bir borç batağında devam ettiriyorlar. Biz de bu sene transfer politikasında çok daha etkin transfer yapmayı planladığımız bir süreçle başlamıştık. Ama rakamlar inanılmaz boyutlarda olunca işte o dediğim şahısların bu konulardaki verdikleri gerçekten bilgisiz ve bana göre duyarsız transfer politikaları maalesef ki parayla her şeyin olabileceğini düşünenler birçok örnekler var. Birçok büyük paralar harcayıp da şampiyon olamayan çok örnekler var. Son 2 seneye bile baksak yeterli diye düşünüyorum. Parayla çok iyi takım kurulacağını düşünenler var. Ben de bunların hep karşısında olmaya da devam edeceğim.
İnşallah biz çok doğru bir takımla planlamasıyla yürüyoruz. Elimizdeki mevcut kadromuzda yer alacak oyuncularımızın varlığını biliyoruz. Yapabileceklerini biliyoruz. Ve araya dahil edeceğimiz çok kaliteli oyuncular olacak. Bunlara da tek tek başladığımızı düşünüyoruz. Ve inşallah bu tek tek gelecek olan çocuklarımız da Bolu kampında tamamlanmış bir şekilde lige kadar hazır hale geleceğiz. Peki hocam, özellikle mevkisinde sıkıntı hissettiğiniz veya şuraya biri gelirse planlarımı daha iyi yansıtabilirim dediğiniz bir mevkimiz var mı? Tabii var var. Biz bir planlamamızı aşağı yukarı 4 aydır lig bitmeden önce de bir planlarımızı yapmıştık. Lig bitmeden önce de bir takım oyuncularımızı mevki değerlendirdik. Bu anlamda savunmaya bir takviye yapmak istiyoruz. Önemli bir marka almak istiyoruz. Orada tecrübesiyle, donanımıyla gerçekten bize katkı koyacağını düşündüğümüz bir savunma oyuncusu stoper olarak almayı planlıyoruz. Sol bek almayı planlıyoruz. Orta sahaya önemli bir takviye yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. Ve inşallah ilerleyen dönem içerisinde bir tane daha almayı planlıyoruz. Santrafor mevkiine oyuncu almayı planlıyoruz. Bu oyuncu bir tane aldık, bir tane daha alacağız diye planlıyorum. Ve inşallah yapacağımız 6-7 tane daha takviyeyle istediğimiz mevcut kadromuzu çok doğru bir şekilde planlayıp ve bu seneyi sadece kurtaran değil, seneyi de devam ettirebilecek. Seneye de yeniden bir takım kuralım, 15 tane oyuncu alalım, işte 17 tane oyuncu alalım. Bakıyorsunuz ligde Menemen alıyor, Ahmet alıyor, Alan İnegöl alıyor, Alana. Ne bileyim, bir sürü takım alıyor yani, ismini bir sürü sayabileceğim takım alıyor. İşte bu bence plansızlıktan, programsızlıktan yapılan bence ciddi bir ekonomik rahatsızlık daha sonra da verebilir diye düşünüyorum açıkçası. Hocam, sizin geçtiğimiz sezon genç futbolculara şans verdiğinizi biliyoruz. Bu sezon performansları nasıl? Kampta teknik adamlar genellikle takımı bütün olarak değerlendirdi ama çok ekstra çalıştığını gördünüz, öne çıkan oyuncumuz var mı? Var var var. Çocuklarımın birçoğundan memnun olmakla birlikte tabii genç oyuncu olarak değerlendirdiğimizde işte başlayabiliriz. Sahada Yusuf bu sene daha iyi bir performans sergilemeye başladı antrenmanlarda. İşte baktığımızda Ramazan keza aynı şekilde öyle. Yasin öyle, Altekin zaten bu takımın önemli bir oyuncusu, bu şehrin önemli bir evladı ve inşallah bu sene geçen senesinden daha çok daha iyi bir dönem geçirecek. İtali öyle, bir de ekstra tabii benim hakikaten büyük, bende umut yaşartan valla Efe diye bir çocuğumuz çıktı. Geçen sene kiralık gönderilmiş. Valla ben son dönemlerde çalıştığım en iyi santroforlardan biri olarak, olmaya aday biri olarak gözlemlediğimi söyleyebilirim. O yüzden çok mutluyum. Bazı oyuncularımızda çok ciddi gelişimler görüyorum. Genç oyuncularımız zaten altyapıdan da aldığımız gençlerimiz de var. Onlara da abilik konumunda katkı koyacak Şaban'ı, Abdülaziz'i, Emrecan'ı, bunları da dahil ettiğimizde güzel bir takım haline döneceğimizi ve daha iyi gençlerimizden faydalanacağımıza inanıyorum. Ligimizin kalitesini nasıl buluyorsunuz ve fikstür hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Fikstür, evet, hiçbir zaman çok itibar ettiğim bir şey değildir. Nasıl olsa lig boyunca her maçın kendine göre bir ayrı hikayesi olacak. Her maçı farklı bir dönemlerde farklı bir şekilde yaşayacağız. Bu anlamda çok fikstürle ilgili ayrım yapmak, bu maçı önce oynamak, bu maçı daha sonra oynamak gibi o an hikayesi ne gerçekleşiyorsa, neyi gerektiriyorsa ona göre bir müsabaka şekli alacaktır. Onun dışında evet, grubumuzda çok iyi takımlar oluştu. Bir sefer onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Başta Iğdır olmak üzere çok ciddi transfer yapan takımlar oldu. Bunların her birinin tek tek değerlendirdiğimizde önemli rakamlar harcadılar. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Grubun
her müsabakası çok renkli geçeceğine inanıyorum. Zor bir grup haline dönüştü. İlk başlangıcında böyle değildi gibi ama 3. ligden bile çıkan takımlar ciddi transferler yaptılar. Ve geçen sene hiç iddiası olmayan takımlarda bu sene önemli rakamlarda önemli oyuncular aldılar. O yüzden bu sene daha farklı, daha renkli, daha coşkulu, kimin ne yapacağını bilemediğimiz ve hangi takımın sadece transferle mi yoksa gerçekten takım olmayla mı başarılı olacağını kestiremediğimiz bir lig olacak. Bu anlamda ben kendi takımımız adına birçok takımdan çok daha önde olduğumuzu, bunu maalesef insanların şunu şöyle değerlendirmesini arzu ederek ifade etmek istiyorum. Bakın, çok transfer bazen hemen her şeyi karşılayacak anlamına gelmez. Bizim elimizde 11-12 tane geçen seneden kalan, geçen sene performanslarını belki de sadece son maçlara doğru yansıtabilen, onun öncesinde çok başarılı işler yapamayan ama daha sonra futbol anlamında, oyun anlamında, takımdaşlık anlamında, aidet anlamında takımlarına büyük bir çaba gösteren oyuncu grubuna tanık olmaya başladık. Performansları da yükselmeye başladı. Bizim amacımız o oyuncularımızın performanslarını biraz daha yukarıya çek. Çünkü kalmasını istediğimiz oyuncular iki tane oyuncumuzun dışında genç. Diğerleri de transfer yaptığımız takdirde ki bunların isimleri de çok net bir şekilde biliniyor kamuoyu tarafından. O doğru isimlerle çok daha büyük işler yapacağımıza eminiz. Biz hayal satmıyoruz. Özellikle ben teknik adamlık bölümünde hiç hayal satmadım kimseye. Olması gereken ne varsa gerçekçi bir dille ifade etmeye çalıştım. Zaman dilimi her şeyi gösterecek bir ilaçtır. İnşallah biz bu zaman diliminde de GMG Kastamonuspor takımımızı en güzel şekilde temsil edecek, en kaliteli şekilde işte bunlar bizim oyuncularımız dedirtebilecek ve işte evet bu şehrin çocukları bu kadar güzel mücadele edebiliyor diyebilecek, taraftarını son derece mutlu edebilecek bir oyuncu grubu ve kitlesi oluşturmak istiyoruz. Taraftarlarımızın özellikle bu anlamdaki ricam, isteğim, arzum, coşkum, lütfen bizlere ortak olsunlar. Lütfen bizim varlığımıza ortak olsunlar. Bizim buradaki verdiğimiz çabaya ortak olsunlar. İçeride veya dışarıda lütfen önce heyecanı onlar yaşasınlar. Biz birlikte bu hayatı gerçekleştirmeye çalışalım. Çünkü Kastamonuspor'un futbolda bir geçmişi, bir background'u yok. Doğal olarak bir iki tane playoff oynanmışlığı var. Bunların kaybedilmişliği var. Ama biz tekrar onu, o background'u inşallah kendi adımıza, kulübümüz adına, şehrimiz adına gerçekleştirelim istiyorum. Bütün mülki amirlerden, bütün bu şehri seven insanlardan, İstanbul'da veya Türkiye'nin hangi yerinde bir tek Cengiz Aygün ya, bir tek Sayın Onursal Başkanımızın desteğiyle, Sayın Onursal Başkanımızın verdikleriyle, onun göstermiş olduğu büyük çabayla Kastamonuspor takımımızı bir yerlere taşımamız gerçekten çok kolaydı. Evet, başarabilecek bir ismi tanıdığım belki de bunu çok beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Hiçbir zaman yalakalık yapmayı sevmem. Ama kendi adıma böyle bir adamın futbol alemi içerisinde olması hepimiz için bir futbol adamı olarak onur verici bir durum. Ama kamuoyundan da lütfen desteklerini bu kulüp için esirgememelerini rica ediyorum. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı, ne yapıldıysa yapıldı. Ama önümüzde çok güzel günler bizi bekliyor. Lütfen bu şehri tekrar ayağa kaldıralım. Futbol adına futbol şehri yapmaya çalışalım. İnsanları heyecanlandıralım. İnsanları coşkulandıralım. Ama bunun için de hep beraber el ele vermemiz gerektiğini de hatırlatalım. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim.